Merhaba arkadaşlar evlatlarım güzel çocuklarım ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam yayınlarından çıkan LGS Türkçe video ders notları kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyoruz. 6. ünite test 5 1. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde beğeni söz konusudur denilmiş? 3. cümleye baktığımızda bilmediğim bir dünyanın yani Anadolu'nun kapılarını bana açan etkileyici bir yapıttır. Ne diyor? kapıları açan yapıttır diyor. Ayrıca en önemli ifade etkileyici bir yapıttır deniliyor. Dolayısıyla bir beğeni ifadesi söz konusu. Bu nedenle cevabımız 3 yani C olmalı. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kanıksama anlamı vardır? Uzun zamandır böyle bir tavır içerisinde önemsiyormuş gibi mi görünüyorum sizce? Yani kanıksama da ne vardır arkadaşlar? Kabullenme. Kabullenme durumu benimseme şeklinde de benimseme şeklinde de ifade edebiliriz. Cevabımız bu nedenle A olmalıdır. Üçüncü soruya bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi? Öneri cümlesidir. Yani bir durumun daha iyi bir duruma, bir hale gelebilmesi için bir takım tavsiyelerde bulunma olarak da nitelendirilebilir. Dördüncü cümleye baktığımızda yazarlarımıza tavsiyem diyor yani öneri olduğunu bir nevi doğrudan söylemiş oluyor. Roman dünyasına güç katan bu zenginliği fark edip devam ettirmeleridir. Evet bunu öneriyor daha iyi noktaya gelmesi için bu nedenle cevabımız 4 yani D olmalıdır. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde pişmanlık anlamı vardır? Ne diyor? Keşke onunla tartışmasaydım. Tartışma eylemini gerçekleştirdiği için pişman. Yapılan bir eylemle ilgilidir pişmanlık. Yapılan eylemin yapılmaması dileği olarak da nitelendirilebilir. Keşke yapmasaydım şeklinde. 1 yani A olmalı cevabımız. 5. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içerisinde verilen kavramla uyuşmamaktadır denilmiş. Uyarı cümlesi olarak gerçekten doktor mu oldun denilmiş. Burada bir uyarı değil, nedir? Şaşırma söz konusudur. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Altıncı soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış olan cümleler cümlelerin hangisinde çaresizlik anlamı vardır? Çaresizlik bir durum karşısında e, elinin kolunun bağlı olması, kişinin herhangi bir herhangi bir şey yapacak halinin olmaması durumudur. Üçüncü cümleye baktığımızda asla bu beceriyi kazanamayacağımı, yeteneğim olmadığını Norpois'in yaklaşan ziyaretinin bana verebileceği hep Paris'te kalma fırsatını bile değerlendiremeyeceğimi, bu konuda eli kulu bağlı bir deliden farklı olmadığımı biliyordum. Özellikle eli kulu bağlı ifadesi çaresizliği göstermektedir. Cevabımız 3 yani C olmalıdır. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.